Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır denemek istediğim bir makyaj vardı. Bugün onun denemesini yapacağız. Ve o da Kim Kardashian sayesinde meşhur olan, tekrar hayatımıza giren mavi renkler. Genelde mavi renklerden korkuyorduk. Çünkü hani tonuna göre çok daha farklı yerlere gidebilme ihtimali var. Birazcık kalitesiz durabilme ihtimali var. Ama doğru ton yakalandığında gayet güzel. Kim Kardashian'da da gördüğümüz gibi sonuçlar elde edildi. Ve onun sayesinde maviler tekrar hayatımıza geldi. O zaman bugün öyle mavili bir makyaj deneyeceğiz. Umarım yapabilirim. Mavi makyajın bana yakıştığını düşünmüyorum. Çünkü böyle gözlerim daha yeşil. Mavi yapınca garip bir şeyler oluyor falan. Ama bakalım. Belki tonuna göre farklılıklar olabilir. Şimdi hemen başlayalım. O yüzden şu morluklarımızı bir an önce kapatalım. Bunun için de Nars'ın en sevdiğim Radiant Creamy Concealer'ını kullanıyorum. Şimdi bende Kim Kardashian'ın o güzel kendi çıkardıkları paleti yok ama bizim de bu paletimiz var. Ve bunun içinde bence ona çok benzer şöyle kullanabileceğimiz bayağı mavi tonları var. Hatta şunu yemiş durumdayım. Şu üçüyle bir şeyler yapılabilir. Şuradaki ten rengini alıp bunu bütün gözüme veya da bunu yapmadan önce James'in uyarılarını dinleyip bir göz bazı süreceğim. Hem de mavi renkler daha canlı durur böylece. Şöyle Urban Decay'in Eyeshadow Prime var. Bunu bir önceki videodan da öğrendiğimiz üzere fırçayla sürüyorum. Primerimizi sürdük. Şimdi paletimize geri gelip buradaki ten rengini alıyorum ve bütün gözüme sürüyorum. Şimdi şöyle bir karıştırma fırçası alıp şuradaki canlı turuncuya birkaç pıt dokunduruyorum ve bununla geçiş yapacağım. Mavi makyaj yapacağım deyip tekrar turuncuya dönmem ama göreceksiniz, bence işe yarayacak. Ne yapacağım? Birazdan daha bütünleşecek. Şöyle katlanma bölgesine. Evet, bayağı turuncu oldu ama olsun, halledeceğiz. Geçiş bölgemize turuncularımızı koyduk. Şimdi maviye sıra geldi sonunda. Ama karar veremedim. O yüzden şöyle bir bakacağım. Hemen şöyle hepsini alayım. Ve hangisini yapsak diye birlikte karar verelim. Galiba bu olacak gibi. Aynen. Bu olacak gibi, bunu da katarız. O zaman haydi, mavimize karar verdiğimize göre girişelim. Karar verdiğimiz mavi şuydu. O yüzden şöyle bunu bütün fırçayı bulayıp bütün gözüme tamamıyla boyayacağım. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Her zaman parmakla her zaman parmakla daha iyi oluyor. Evet. Bir mavilik sağlanmış durumda. Şimdi diğer gözümüze de yapalım. Yeterince maviye boyadık. Şimdi bununla da birazcık düzeltelim. Ve daha büyük bir karıştırma fırçası alalım. Şöyle MAC 217'yi alıp yine aynı renge buluyorum. Ve çok hafif bir şekilde etrafından geçiyorum. Biraz daha dışarıya doğru kaydırdık. Sonra da buraya bir sürü döküldü ama hiç sorun değil. Hemen temizleriz. Zaten o yüzden fondöten falan sürmedim. Böyle garip renklerle oynadığınızda veya koyu renklerle bence yüz makyajı en sona bırakılmalı. Çünkü yani kesinlikle o dökülecek. Yapacak bir şey yok. Gözlerimiz tamamlandı. Şimdi aynı fırçayla şuradaki bir pıt koyu renge böyle pıt pıt yapacağım ve dışarı yoğunlaşacağım. Gözümün dışına. Böyle gözlerimiz bu şekilde oldu. Şimdi dökülenleri şöyle bir bezle silelim. Şimdi temiz bir fırça alıp veya da o hafif turuncu olan, hatta bence şöyle birkaç pıt pıt daha yapabiliriz. Bununla son bir defa şöyle geçiyorum ki iyice birleşsin renkler. Gözümüzün üstü bu şekilde oldu. Şimdi en son olarak şöyle siyah kalem çekiyordu ama eyeliner şeklinde değil. Şöyle gözün diplerine hemen onu da yapalım. Şimdi
Şimdi gözümüzün üstüne böyle kalem çektikten sonra hafif bir şekilde bunu dağıtacağım fırçayla. Ki kirpik dibimizde gölge olsun. Azıcık şuraya da dışa doğru da çekebilirim. Bakın burası nasıl böyle daha belirginleşti. Aynısını şimdi buna da yapacağız. Ha, bunu da göstermedim. Bunun için de en sevdiğim Rimmel London'dan şu asansörlü kalemi kullanıyorum. Bunun kahverengisi ve siyahını herhalde yani 8-10 senedir yedim bitirdim. 500 tane falan kullanmışımdır. Neyse, şimdi bunu da yapalım. Buna da çektikten sonra yine yayalım. Gözümüzün üst kısmı bu şekilde. Şimdi başka taraflarına da devam edebiliriz. Tamam, şimdi gözümüzün altını tekrar bir concealer layalım. Çünkü dedim bayağı sildim galiba. Oldu gibi. Şimdi gözümüzün altını yapalım. Bunun için de şöyle patırcıklı minik bir fırça var. Bunu şu maviye alıp, yani bütün gözümüzü boyadığımız maviye alıp gözümün altını tamamen boyuyorum. Şuraları bilerek açık bıraktım. Çünkü her zamanki gibi birazcık parlaklığa ihtiyacımız var. Bunun için de bu Kaja minik far paletimi kullanacağım. Şu en üstündeki rengi inanılmaz parlak bir renk. Şöyle Real Techniques'ten bir fırça ile buluyorum. Bu da Sephora'da yeni bir marka. Bir Asya markası. Umarım bir an önce Türkiye'ye de gelir. Bu sefer gerçekten tamamen gözlerimiz bitti. Şimdi 500 kat rimel sürme vakti. Tam şu anda bu rimelim bitti galiba. Tırırı. Tırırı. Neyse, başka rimel alıp geliyorum. Dior rimelimiz ile devam ederim. Bence gözlerimiz tamamlandı. Şimdi birazcık şu olmayan kaşlarımı belirginleştireyim. Bunun için de Maybelline'in bu şeyini kullanıyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Ve uyduruktan şöyle kaşımı takip ediyorum. Kaşlarımız da bu şekilde. Şimdi son olarak tabii ki de yüzümüzü halledebiliriz. Yüzüme fondöten sürmeyeceğim çünkü sevmiyorum. Ve bir düğüne de gitmediğime göre sürmeme gerek yok. Şimdi Laguna'mızı alalım ve hemen böyle her yerimize sürelim. Bu sırada fondöten sürmeden makyaj yapmamı bilmiyorum. Cahillik olarak algılanıyor mu acaba? Öyleyse de yapacak bir şey yok. Sevmiyorum. Hatta şöyle alalım. Burnumuza kontür yapalım. Bu fondötensizken belli olmuyor olabilir. Ama yapma da olmasın. Şimdi yüzümüze devam. Şuradaki turuncuyu alacağım. Gözümüzde de böyle hafif turunculuklar olduğu için turuncu allığı kullanmayı tercih ediyorum. Allığı boca edelim. Bence artık iyice bütünleşmeye başladı. Şimdi son olarak Colourpop paletimden şurada Drop a Pin isimli bir highlighter'ım var. Bunu alıp bunları parmakla sürmek daha iyi. Hatta diğerinin biraz kremsi bir yapısı olduğu için neden highlighter'ı abartmayalım? Çünkü fark ettiğiniz üzere bu pek bir sabah makyajı değil. Hot Sand'imi alıp şöyle. Çok iyi bir renk ya bu. İyice abartalım. Yeterince koyu bir göz olduğu için çok sevdiğim, hatta en sevdiğim dudak kalemlerinden biri olan Bobbi Brown'un Beige isimli kalemini adeta ruj gibi süreceğim. Bu şekilde isterseniz böyle mat bırakabilirsiniz ve havalı bir görüntü veya üzerine lip gloss ile daha canlı bir hale getirebilirsiniz ki bunun için de Patrick Star'ın Summer koleksiyonundaki daha turuncu alt tonlu olan lip gloss kullanacağım. Makyajımızın son hali bu şekilde. Şimdi böyle saçımızı topladığımızda da gayet güzel bir görüntü oldu bence. Şimdi bu böyle daha Şimdi bu böyle daha usturuplu hali oldu gibi diyebilirim ki yani bence hiç korkulmasına gerek yok. Gayet akşam çıkılabilecek normal bir makyaj oldu yani ben de böyle beklemiyordum. Ama biraz daha eğlenceli olsun istiyorsanız
Dediğim gibi ben Kim Kardashian gibi full mavi yapmadım. Şuralarımdaki sıcaklıklar hala aradan belli oluyor. Bu yüzden bilmiyorum siz beğenecek misiniz ama bence olabilecek bir kombinasyon. Hemen şöyle çıkartalım. Rujumuzu çıkardık. Şöyle L'Oreal'in Balmain ile olan koleksiyonundan Fever isimli tupturuncu bir rengimiz var. Şöyle onu da göstereyim. Yani bildiğimiz turuncu. Şimdi bunu sürelim. Bu da böyle turunculu, daha eğlenceli bir hali. Sizi bilmiyorum ama ben gayet böyle akşam dışarı çıkabilirim. Bence güzel oldu turuncuyla şöyle tepeden de şey yapınca. Aynen, ben sevdim. Özetle renklerle oynamayacaksak burada işimiz ne değil mi? Yani ben de bilirim her gün kahverengi makyaj yapmayı ama ben renkli makyaj yapmayı seviyorum. Ben de herkes birazcık şeylerimizi bırakıp, birazcık artık geleneklerimizi bırakıp böyle açılmanın vakti geldi. Yani benim de en çok korktuğum renk maviydi. Ama bunu yaptıktan sonra normal hayatımda da bu makyajı yapacağımı düşünüyorum. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya yazarsanız sevinirim. Hani daha nude haliyle mi beğendiniz yoksa böyle eğlenceli turunculu haliyle mi beğendiniz? Bu böyle Kim Kardashian'ın bu senenin başındaki mavi makyajından esinlenerek yaptığım bir makyaj idi. Böyle şeylerin devamını istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.